Konuşan Serisi'nden merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Sizlere bu videomda Epson PX serilerinde 720, 820, 730, 830 serilerinde alttan akıtmasını nasıl çözüm bulacağınızı tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle ben yazılımın altını akıtmıyor ama yine size akıtıyormuş gibi düşünerek bu bölümünü altından bir recap olur. Genellikle buradan akıtır orta bir yerden. Akıttığı zaman çok fazla kargoya veya bir yere gönderdiğinizde yazdığınız daha da çok perişan olur. O yüzden akmasa bile kargoya eğer çok çıktığınızsanız kargoya göndermeden önce mutlaka yazdığının atığını sökmeniz gerekiyor. Nasıl sökeceğinizi size kısaca tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle yazdığımı çevireyim. Arkadaşlar yazdığımın arkasında atık hazırsını çıkarmak için bir tane vida var. Bu vidayı söküyorsunuz. Vidayı söktükten sonra atığı siz benim gibi yapmayın. Çünkü sizinki akıyorsa benim gibi yaparsanız daha çok akar. Ben size gösterim amaçlı kaldırdım. Bu panel komple çıkıyor. Alt panel. Siz kesinlikle bu şekilde kaldırmayın. Yani yazdığınız akıyorsa bu şekilde kaldırmayın. Şu şekilde yapalım hemen. Önceden de gösterdiğim gibi videonun başına gösterdiğim bu vidayı söküyorum. Vidamı söktükten sonra atığımı yazıcı bir an çekip boşluğa gidip çıkaracağım. Vidam çekeyim. Gördüğünüz gibi atık plasını söktüm. Daha sonra söktükten sonra yazıcını hemen boşluğa getiriyorum. Tam altı boşluğa gelecek şekilde. Ve arkada boşluk gelince hemen ince bir tornavidanız veya kontrol kaleminiz varsa şöyle ucu olan bir tornavida ideal olacaktır. Hemen burada boş tırnak yeri var. Oraya taktırıyorsunuz. İçeriden bastığınızda zaten hafif arkadan kaldırdığınızda çıkacaktır. Çok zor çıkmıyor. Arka bir tornavidanız iyi olması lazım. Yoksa çıkmaz. Şu şekilde gördüğünüz gibi alttan hemen ayrılıyor. Hemen çektiğinizde atıklar çıkacaktır. Bu atıklar arkadaşlar sizinkinde tabii çok böyle ıslanmış olacak. Bu temiz. Buraları falan çok mürekkepli olur ya da akıtıyordur buralarından komple. Yapacağınız işlem bunu çıkardıktan sonra kenara koyuyorsunuz. Ben altını kaldırmayacağım. Siz kaldırmayın, yine tarif edeyim. Kaldırmayın ki buralarında mürekkep olduğundan dolayı akacaktır taraflarına. Ufak bir hortum ve başka bir şey bulursanız bunu ek yapın. Ek yaptıktan sonra bu vidanın yerinden çıkarın. Yani alttan bir yerden ya da şöyle bir yerden atıp gelip öyle dışarı çıkarın hortumu. Buna bidon takın ve herhangi boş bir pet bardağı da koyabilirsiniz. Ama mutlaka hortumun ezilmemesine dikkat edin. Burada veya bir yerde katlanırsa ezilirse patlatır, pompayı patlatır, sizin de sıkıntı yaratır. Ama dediğim gibi yine de hortumu kesinlikle ezilmeyin. Bunu buradan çıkarıp petinize bağlayabilirsiniz. Keçeleri yıkayıp hani geri toplamayı düşünen arkadaşlar da var ama tavsiye etmiyorum çünkü bunları yıkayınca tamamen küçülüyor. Nasıl küçülüyor? Küçülmesin sen de bunlar pamuk sık türde hemen büzüşüyorlar. Eski gibi randıman vermiyor. Koysanız bile artık böyle doğru durmuyorlar bile. Yani keçeleri emsin. Sizin yapmanız gereken tek şey bunu çıkarıp dediğim gibi bununla çok fazla işiniz yok. Servise göndereceğiniz zaman zaten böylece de gönderebilirsiniz atıyorum orada. Ama sizin kullanacağınız zaman bunu hortum bağlayıp dışarıya alabilirsiniz. Yine buradan bir delik açabilirsiniz. Çünkü hortum yazıcı kutuna sıkışır, pompayı patladı. Yukarıdaki birincisi o. İkincisi hortumu kesinlikle kapalı bir şeye koymayın. Çünkü şişirir, patlatır, basınç yapıyor. Yine de yazınızda artık altında akıtma sorunu bitmiş olur. Sadece yapmanız gereken bidondan dolan mürekkebi boşaltıp tekrardan boş bidon koymak veya işte boş pet bardak koymak kullanımı artık alttan akıtma sorunu biterek devam edebilirsiniz. Konuşan serisinin konuşan videosunda bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda bir başka sorun çözümünde görüşmek umuduyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.